Pendik Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından teknoloji ve tasarım sergisi açıldı. Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından düzenlenen serginin açılışına Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Atasoy, şube müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Atasoy, kaliteli eğitimin okul, aile ve çevrenin katkısıyla sağlanabileceğini belirterek, ailelerden çocuklarını okul dışındaki zamanlarını iyi değerlendirmeleri konusunda teşvik etmelerini istedi. Biliyorsunuz kendimde 12'ye yakın proje yaptık. 8 projemizin İstanbul'da ilk 12 lisesine girdi. Bu projede de İstanbul Bilgili, Türkiye Bilgili oldu. Bu sergisi tabii çok güzel, emek vererek güzel bir şeyler yapmakta. Teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu Müdürü İhsan Koç ise olay mikrofonlarına sergi hakkında bilgi verirken, eğitim sisteminin ezberci öğretim yapısından kurtarılarak yaşam boyu öğrenme ilkeleri çerçevesinde oluşturulan eğitim programları ile eğitim ve öğretim için gerekli tüm ihtiyaçları karşılanan çocuklarımızın ülkeyi her yönden çok daha ileri seviyelere taşıyabilecek güçte ve donanımda olduğunu bu etkinliklerle gözlemleyebiliyoruz dedi. Öncelikle bu nazik davranışınızdan dolayı, buraya teşrifinizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Olay Gazetesi olarak. Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu 2010-2011 eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaştığımız bugün de öğrencilerimiz sınıf içinde yapmış olduğu etkinlikleri burada sergileme imkanı bulduk. Özellikle sanattan, spordan ve eğitimden uzak olan çocuklarımızın olumsuzluklar içerisinde olacağını, dolayısıyla bu olumsuzluklardan ne kadar çok çocuklarımızı uzak tutacaksak, bu gibi sanat etkinliklerine, görsel sanatlar konusunda da öğretmenimizin de önderliğinde bu çalışmaları ortaya çıkardık. Bu gurur verici bir manzara. Serginin sorumlu öğretmenlerinden Güler Murat, çocuklarımızın merak ve hayal duygularını besleyerek yaratıcılıklarını, düşünce zenginliklerini ortaya koymalarına, sorunu fark ederek bu sorunlara çözüm üreten, nitelikli bireyler olarak kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamayı hedefleyen teknoloji ve tasarım dersinin işlerliği ve yararları bu sergi ile ortaya konulmuştur dedi. Serginin sorumlu öğretmenlerinden Sevgi Baltalı ise serginin bir ve ikinci dönem çalışmalarını kapsadığını söyleyerek, sınırlı koşullarda yapılan bu sergi öğrenci ve öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır dedi. Evet, bu güzel serginin hazırlanmasında çok büyük emeği olan öğretmen arkadaşımızla birlikteyiz. Teknoloji tasarım. Bunlar nasıl bir hazırlık süreci geçirdiniz? Sınırlı çevre şartları ve okulun bazı imkansızlıkları olsa da hem öğrenciler hem öğretmenler gerçekten çok özverili çalıştı. Yıl boyu yapılan bütün işler imkansızlıklara rağmen açılabildi, yani sergimiz açılabildi. Ama gerçekten çok güzel bir başarılı çalışmalar var. Bilhassa bu evleri çok beğendik biz. Çocuklar bayağı bir büyük bir emek harcamışlar buna. Evet. Mesela şu evin hazırlanması ne kadar sürmüştür hocam? 1,5 ay kadar sürdü. Çocuklar serbest malzeme kullandı. Malzemelerde işte kartondan tutun da karton piyere kadar ya da atık malzemeler, her türlü malzemenin serbest olduğunu söyledim ben onlara. Ve beraber tabii yer sorunumuz oldu. Atölyemiz yoktu. Yine de buna rağmen işte bir kısmını kesme işlerini ve birleştirme işlerini yapabildik. Çocuklarla beraber iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Evet.